Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve yeni çıkan bir modumuz var. Tanju Akdoğan'ın Black Mamba, Kara Mamba modumuz var. Şöyle bir aracı gösterelim. Ondan sonra emeğe geçenlerden bahsedeceğim. Araç paylaşımda arkadaşlar. Bir gün öncesinde paylaşıma çıktı. Hatta siz bu videoyu izlerken iki gün öncesinde paylaşıma çıktı. Bilginiz olsun. Reputed Garage tarafından araç hazırlandı, yapıldı. Dorsesi ile beraber video açıklamasında indirme linki mevcut. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim aracı. Sonra bir Dorse ile ilgili bir yapılandırma var. Onu sizlere göstereceğim. Sonra yolumuza çıkacağız. Tam bir Black Mamba hakikaten. Simsiyah abi araç. Volvo aracımız. Dorse'miz aracımız. Hazır arkadaşlar. Haritada o oyuncuyuz biz. Mods'un hazırladığı biliyorsunuz Türkiye haritası vardı, otogarlı YKS Türkiye haritası. O da yine aynı şekilde video açıklamasında indirme linki var. Biz bugün Bolu Dağı'nı tırmanacağız. Düzce'den başlayıp şöyle Bolu'nun üzerinden Bolu Dağı'na tırmanıp oradan gidebildiğimiz yere kadar, normalde yolumuz Tokat tarafına doğru gidiyoruz. Ama gidebildiğimiz yere kadar 520 kilometre gidemeyebiliriz, gidemeyiz diye tahmin ediyorum. Şimdi bir emeği geçenlerden bahsedelim. Araç Dorse ile beraber geliyor, söylediğim gibi. Emeği geçenler Digorlu Umut, Furkan Başaran, Mustafa Başdağ, o gün Arslan Taş, Tamer Açıkalın, Emirkan Dinçer, Ümit Aslantaş, Ömer Entereli, Muhammed Pehlivan, Enes Güneri, Musa Çakır. Çok kalabalık abi isimler. Oku bitmiyor. Emeği geçen herkesin ellerine, kollarına sağlık. Aracımız efsane. Dörtlerimizi kapatalım. Fotoğraflardan gördükleri kadar yapılandırmışlar aracı. Yani aracın birebir her yerinden çekilmiş görselleri vesairesi olmadığı için hata vesaire ya da eksik bir şeyler varsa artık kimse kusura bakmasın diyelim biz de. Açıklamada zaten mod sıralaması ve bir liste var. Onu okuyabilirsiniz ve mod sıralamasının bir fotoğrafı var. O sıralamaya göre yaparsanız herhangi bir hata almazsınız. Şimdi araç hazır bir şekilde geliyor. Araca hiçbir şey eklemenize gerek yok. Ancak Dorse'yi hazırlarken, bakın Dorse alımına girdiğiniz zaman şurada bir logosuz bir Dorse yeri geliyor. Tanju Akdoğan Dorse yazıyor. Bunu seçip özelleştir diyorsunuz. Bakın jantlarda bir eksiklik var gördüğünüz gibi. Şuradan aksesuarlara geldiğimiz zaman hemen şu alt sıraya janta tıklayıp Alcoa'yı seçiyoruz. Her jantın şöyle yukarıya çıkıyoruz, Alcoa'yı seçiyoruz. Burada da aynı şekilde şöyle yukarıya çıkıyoruz, Alcoa'yı seçiyoruz. Jantlar, lastikler düzelmiş oluyor. Bir de arkadaki paspas için şöyle şuna tıklıyoruz. Paspas geliyor. Burada her ne kadar gözükmese de oyuna girdiğiniz zaman hareketli olduğu için, bu aşağı yukarı sallandığı için burada bu şekilde gözüküyor ama normalde hareketli bir şekilde oyunda paspası görüyorsunuz, bilginiz olsun. Da onu da şöyle göstereyim. Bakın paspas gelmiş bir şekilde. Frene vesaire gaza bastığınız zaman o paspas hareket ediyor yani. Şöyle çalıştıralım aracımızı. Hızlı bir şekilde yola çıkmak istiyorum. Otomatik kullanacağım aracı. Bolu Dağı'na tırmanırken böyle zorlanırsak normal sıralıya geçip manuel elle atarız vitesi. Ama otomatik olarak başlıyoruz. Yollarımız güzel. Üstteki navigasyonumuzu açabiliriz. Nereden çıkacağız? Şuradan. Evet, yol biraz fazla parlıyor. Bakayım dışarıdan. Dışarıdan da biraz parlıyor ama araç içinden biraz daha fazla parlıyor. Aynalar normal gösterse de ön camda biraz fazla parlama var. Bu Umut hata düzeltmesi yapacak olursam buna bir el at bence. Çünkü birazcık ön cam fazla parlıyor. Araç içi bu sefer karanlık kalıyor. Yani güneşin vuruşuyla da birazcık alakalı olabilir bu ama yine de bir parlama var. Thank you.
Güzel de bir sesi var aracın. Evet, parlama mevcut. Gördüğünüz gibi asfaltta da bayağı bir parlama oluyor. Peki şöyle yapsak. Skybox'ı 5 yapıp biraz bulutlandırıp parlamayı az da olsa önleyebiliriz. Dayı sol yönde karşıdan araç geliyor. Kornalarımız. Kornalarımız falan efsane. Orada ben sanırım en son otobüsle oynadığım için biraz sesler yüksek kalmış olabilir. Hafif kısalım şöyle. Dorse dingili havadaydı, onu indirdim. Devam. Evet, bugün göz doktoruna gittim, kontrolüm vardı. O batma vesaire falan, onların hepsi geçti. Dayı ben şuraya girsem. Sağ ol. O batma hissi falan hepsi geçti ama tabii korneadaki hasar hala var. Yani hemen iyileşecek bir şey değil zaten. Zamanla geçecek. Damlalar devam edecek. Antibiyotik krem kesildi. Onu artık kullanmayacağım. Damlalar azaltıldı. Her hafta biraz da azaltarak onları da bitireceğim. Göz kontrolü falan yapıldı. Ölçümler yapıldı. Herhangi bir sıkıntı şu anda yok. Ağrı mağrı hiçbir şey kalmadı zaten. Batma hissi falan hiçbir şey kalmadı. Hassasiyet falan da gayet normale döndü. Hazır ölçüm yapılmışken doktora sordum, dedim. Ben dedim gözlükleri alalı neredeyse 3 yıl olacak. Yani hazır dedim ölçüm yapılmışken gözlük camları falan da değiştirebilir miyiz? Çünkü gözlüğün camları da çizildi artık. Hani numaralarda değişme varsa hani gözlüğü de değiştirelim dedim. Onu dedim halledebilir miyiz? E dedi halledelim, git dedi gözlüğünü ver, ölçsünler gözlüğüne, baksınlar numaraları çıksın gözlüğün. Şu anki elimizdeki yeni değerlerle karşılaştıralım, ona göre reçete yazalım dedi. Gözlüğünü değiştir dedi. Aradan onu da çıkarttım yani. Numaralar değişmiş. Yani göz numaralarım değişmemiş ama bende astigmat var. Astigmat numaraları değişmiş. Yükselme var astigmatlarda. Bayağı bir yükselmiş astigmatlarım. O yüzden astigmat yükseldiği için optiye verdim reçeteyi. 3 gün sonra falan camlar gelecek. Organik cam falan filan. Birazcık böyle alengirli cam kullandığım için inceltilmiş. İşte ışık yansımayı engelleyici, mavi ışık engelleyici falan filan, böyle garip garip şeyler var işte sürekli bilgisayar başında olduğumuz için. Evet, Bolu Dağı'na tırmanma moduna girdik. Şimdi Bolu Tüneli'ne geliyoruz. Bolu Dağı Tüneli. Çerçevemden memnunum. Çerçevem çok hafif bir çerçeve. O yüzden çerçevemi değiştirmeyeceğim. Sadece camlar değişecek. Sol şeridi kapattık. Şöyle manuele geçeyim en iyisi.
Bak bak bak. Ulan dur dur. Ey Allah'ım. Bol tüneline hoş geldiniz. Tünel boyu farlarınızı açık konumda tutmanız önemli arz ediyor. İyi yolculuklar. KGM. Karayolları Genel Müdürlüğü. Tamam, tekrar otomatiğe alabiliriz. Devam otomatikten. Durumlar böyle. Şu an gayet iyi. Gözümde bir boya var. Makineyi sokarken bir boya damlattılar abi. Her yeri sarı görüyorum. Ya şu an değil, o zaman yani görüyordum. Ya makineyi sokarken garip bir boya ya. Bildiğin sarı. Bir damlattı abi. Sapsarı görüyorum etrafı. Bildiğin önüme sanki böyle filtre koymuşlar gibi. Sarı filtre koymuşlar gibi sapsarı görüyorum. O bir de aktı. Çıkmıyordu arkadaş. Ellerim, ellerim, her yerim, yanaklarım falan. Gözümün altı falan şu an sapsarı. Çıkmıyordu. Neyse ki o batma hissiyatı, kırmızılık, hassasiyet falan hepsi geçti, rahatladım. Göz abi ya. Şimdi 24 saat kapalı kaldı falan. Ulan tek göz idare etmek inanılmaz zor ya. Hakikaten çok zor. Bir de gözlük kullandığım için tek gözle gözlük kullanmak da ayrı bir sıkıntı. Garip görüyorsun çünkü. Gözlüğü çıkartıyorsun, bu sefer yazıları karışık kuruşuk görüyorum. Hep böyle gözüm kapalıyken o 24 saat içinde hep yatakta geçirdim yani. Kalkmadım. Hep uyumaya çalıştım sürekli. Gözlerimi kapattım yani. Hakikaten çok büyük bir sıkıntı. Özlemişizdir be. Bir lastik kamerası yapalım şöyle. Metropark. Ne zamandır kullanmıyorduk lastik kamerasını.
Şuradan çıkalım biz. Gerede tarafındayız. Şu ön cam yansıması biraz garip. Sanki üstten bir ışık vuruyormuş gibi duruyor. Oğlum solumdaki geldim buraya şimdi bak sollayamayacağım şunu. Şu kırmızılı gelmeden ben de çıkayım. Yoksa o da gelecek, o da yavaş yavaş geçecek. Takılıp kalacağız bunların arkasına. Şuraya bir atlatalım bir de gece yapayım. Gece hiç bakmadım. Kabin aydınlatması var mı? Gece aydınlatmalar nasıl? Hiç bakmadım. Oğlum niye yavaşladın bu kadar? Mod oyuncusu bir harita. İyiymiş. Bunda da arkadaş konsolu açınca niye direksiyon çalışmıyor onu anlamış değilim. Gece bir yaptım. Farlarımızı açalım. Oo. Kabin aydınlatması yok sanırım. Evet kabin aydınlatması yok. Ama göstergeler falan iç aydınlatmalar çok güzel gözüküyor. Polis ışıklarına bak nasıl yansıyor. Önümdeki ne yapıyorsun? Bir sağa bir sola.
gidiyoruz. Vallahi o kadar keskin olduğunu düşünmemiştim. Gözükmüyor araç. Niye o kadar yavaşladınız ya? Kaç kenara? Kaçma kenara, tamam. Tek şeride düşüyormuş. Önümüzde Amasya var. Amasya'ya gireriz, Amasya'da bitiririz. Aydınlatmalar çok iyi ya. Oh, kör etmelik ışıklara bak. Nereye gidin? Lan nereye gidin? Sen gidemezsin. Ben giderim senin yerine. Hoppa. Sakin, sakin. Amasya'yı gördük. Şöyle bir gündüz yapalım artık. Allah, kör olduk.
Nereye girelim? Şuraya dönmeyelim de. Şurada servis var. Servise girelim ya. Ya da ilerisinde bir şirket var. O şirkete doğru gidelim. Lan oğlum bak ani... Arkadaş sarı yandı. Herif ani freni bir koydu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Deniyor trafik. Evet şuraya şirkete girelim. Oğlum kör olmalık lan şuna bak. Bembeyaz oluyor yerler. Yamuk girdik yala. Tamam böyle kalalım. Evet hayırlı uğurlu olsun. Geldik. Evet kapıya her ne kadar tam giremesek de böyle kalalım. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Black Mamba. Tanju Akdoğan'ın Black Mamba'sı. Video açıklamasında indirme linki var. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Aynı şekilde haritada. Video açıklamasında mevcut. Emeği geçen herkesin tekrardan ellerine, kollarına sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.